Selam arkadaşlar ben Bilgi Hoca yeni bir paylaşımla yine sizlerle birlikteyiz. Meslek bilgilendirme videolarımıza devam ediyoruz. Sıra özel eğitim öğretmenliğinde nedir, ne iş yapar, çalışma alanları nelerdir? Mezuniyet şartları, kontenjan yerleşen durumu ne olmuş 2022'de? Sıralama şartı, sıralama aralığı, yerleşen puan aralığı, ilk ve son 5 üniversite devlet ve vakıf üniversitesi olarak nasıl gerçekleşmiş? Kısaca bilgi vereceğiz. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Nedir özel eğitim öğretmenliği? Özel öğretime gitme gereksinimi bulunan Öğrencilere otizm, dam sendromlu, bedensel engelli, zihinsel engelli gibi bireylere duygusal ve fiziksel olarak desteğe ihtiyacı olan öğrencilere eğitim veren uzman kişilere denir. Ne iş yaparlar? Öğrencilerin kişisel özelliklerini ve becerilerini göz önünde bulundurarak onlara öğretmek. Çocukların davranışlarını gözlemleyip yeteneklerine uygun etkinlikler düzenlemek, geleneksel öğretim metotlarını uyarlamak bu öğrencilerin ihtiyaçlarına göre, görsel ve işitsel materyaller hazırlamak eğitimi kolaylaştırmak için, özel ekipmanlar kullanmak, görme engelli öğrencilere Braille alfabesini öğretmek, işitsel engelli öğrencilere işaret dili ve dudak okuma tekniklerini kazandırmak, veliler, sosyal hizmet uzmanları, fizyoterapistler, eğitim psikologları ve terapistler ile Profesyonel bir çalışma sürdürmek, öğrencilerin ihtiyaç duyması durumunda kişisel bakım ve benzeri gereksinimlerini karşılamak, öğrencilerin gelişimlerini kayıt altına alıp sürekliliğini sağlamak, okul gezileri ve spor etkinlikleri gibi okul dışında gerçekleşen aktivitelerde öğrenmeyi organize etmek, sınıfı öğrenmeye elverişli bir yapı haline getirmek gibi özetleyebileceğimiz işler yaparlar. Çalışma alanları nelerdir? Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışabilirler. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda çalışabilirler ve buraya bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde de çalışabilirler. Özel okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, sivil toplum kuruluşlarında, sağlık sektörü ve sosyal yardım sunan kuruluşlarda da çalışma ihtimalleri, imkanları vardır. Eğitim şartı özel eğitim öğretmenliği üniversitelerde eğitim fakültesi bünyesinde eğitimi verilmekte olan ve yalnızca sözel puan türüne göre öğrenci kabul eden 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Sıralama şartına baktığımızda eğitim fakültesi bünyesinde bir bölüm olduğu için başarı sıralama şartı vardır. Adayların başarı sıralaması en az 300 bin olmalıdır. Eğitim bölümü için geçerli bir sıralamadır bu kontenjan 2022'de nedir nasıl dolmuş ona bakalım. Toplam kontenjan genel olarak 3524 Okul birincilerine ayrılan kontenjan 84, toplamda da 3608'lik bir kontenjan var. En fazla kontenjan devlet üniversitelerinde 2690, okul birincileri için ayrılan kontenjan da yine devlet üniversitelerinde, vakıf üniversitelerinde 514, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de 320'lik bir kontenjan var. Yerleşen durumu nasıl olmuş 2022'de? Toplamda 3524 ve okul birincisi 84, toplamda 300 3608 kişi yerleşmiş. Yani doluluk oranının %100 olduğu olduğunu söyleyebiliriz. Biraz önce bahsettiğimiz kontenjanların tamamı dolmuş. Sıralama aralığı nasıl gerçekleşmiş? 2022 yılında devlet üniversitelerinde 120 bin ila 208 sıralama aralığı var. Dikkat edelim, yüksek bir sıralama aralığı. Vakıf üniversitelerine baktığımızda 171 bin ile 480 arasında bir sıralama aralığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 89 bin ile 3027 sıralama aralığını görmekteyiz ortalama başarı sıralamasına da bakabiliriz tercih etmeyi düşündüğümüz bir bölüm ise bu aralıklar bizim için kıstas ölçü olacaklar Peki yerleşen puan aralığı nasıl gerçekleşmiş 2022 yılında Devlet Üniversitesi'nde 346 puanla 500 puan aralığını görmekteyiz Vakıf üniversitelerinde 332 puan 4 486 puan aralığını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de 357 ile 446 puan aralığını görmekteyiz. Peki ilk 5 üniversite devlette de nasıl sınırlanmış? İlk sırada Hacettepe Üniversitesi var. Bu sıralamanın taban puanlara göre olduğunu hatırlatalım. Yök Atlas verisidir bu. Hacettepe Üniversitesi'nde kontenjan 60 artı 2, 2 okul birincisi. %100'lük doluluğu söylemiştik. Burada da bunu görmekteyiz. Taban başarı sıralaması 3372. Taban puan da 444 civarı görülmekte. Ardından Ege Üniversitesi, 3. sırada Ankara Üniversitesi, 4. sırada Marmara Üniversitesi, 5. sırada da Gazi Üniversitesi'ni görmekteyiz. Sıralamada devlet üniversitelerinde son 5 üniversite nasıl sıralanmış ona bakalım. Düzce Üniversitesi'ni görmekteyiz. Ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi gelmekte. Sonra Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ni görüyoruz. Buraya dikkat edelim. Burslu demesinin sebebi Kuzey Kıbrıs yerleşkesinde yer alıyor olması. Yine Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ni görüyoruz. %50 indirimli. Yine Kuzey Kıbrıs yerleşkesinde yer aldığı için burada bunu görmekteyiz. Normalde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bir devlet üniversitesidir. Yerleşke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu için bursuluk ve indirim durumuna dikkat etmemiz gerekiyor. Son sırada yine Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ni görmekteyiz. Ücretli olarak yer alıyor burada da yine Kuzey Kıbrıs yerleşkesini görmekteyiz. Burada yine yerleşen kontenjan ve taban başarı sıralamasına dikkat etmemiz gerektiğini hatırlat. İlk 5 üniversite vakıf üniversitelerinde nasıl sıralanmış? İlk sırada Yeditepe Üniversitesi'ni görmekteyiz. Ardından İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi. 3. sırada İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi. 4. sırada İstanbul Medipol Üniversitesi. 5. sırada da Maltepe Üniversitesi'ni görmekteyiz. Bu ilk 5'in burslu olduğunu söyleyelim. İlkini inceleyelim. İngilizce burslu bir bölüm Yeditepe Üniversitesi. Doluluk oranı %100. 5 kişilik kontenjan var. Dikkat ediyoruz. Okul birincisi için herhangi bir kontenjan ayrılmamış. Taban başarı sıralamasını 2114 olarak görüyoruz. Taban puanında 454 olduğunu görebilmekteyiz. Bu şekilde inceleyebiliriz. Son 5 üniversite nasıl sıralanmış vakıf üniversitelerinde? Sondan 5. sırada İstanbul Okan Üniversitesi'ni görüyoruz. %50 indirimli. Ardından İstanbul Kültür Üniversitesi geliyor. Ücretli 4 yıllık. Sonra Maltepe Üniversitesi %25 indirimli. Yeditepe Üniversitesi İngilizce ve %50 indirimli olarak karşımızda. Son sırada da Maltepe Üniversitesi'ni görüyoruz. Ücretli 4 yıllık. Buradaki çizgiler bu bölümün daha öncesinde burada olmadığını bize gösteriyor. Renk eşleştirmesi yaparak yılların bilgilerini değerlendirebiliriz. Umarım sizin için faydalı bir paylaşım olmuştur. Yeni paylaşımlarda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.